One başlar hocayı okumaya. Evet. The Phenomenal One 7 diye biri var. Emre Toker var. diye biri var nedir abi? Devam et abi. Emre Toker. Hiç duymadım abi. Görmedim. Ve tabii ki Punks diye. Emre Toker. American Hardcore ikon değil mi? O muymuş? Hakikaten. Yok o değil ya. O The Lone Man oğlum Emre Toker. Olabilir. Peki. Ben o bilmiyorum. O da olur. Yardır atan. Legacy var. WCW incelemelerinin son üyesi. Niye inceliyorsun kardeşim? Gençliğinize yazık etmeyin. Fetibon 41 var. Moneymakers var. CCC Lunatic Phenomenon var. Çok kafası ilginç bir nick yani. Code Blue var. Dark Knight The Third var. Bad Influence GTR. Selçuk Rüçhan Ergüner. İlk defa duyuyorum. Ya takılmıyorum ben. Sinan Aliyev var. The Vigilante. The Villain Boss var. Kutoğlu var. Rotunda var. Niye öyle biri? O Bray Wyatt'ın ismi miydi ya? Aha. San Eropeno var. 19 tane dinleyici gösteriyor. Hepiniz hoş geldiniz. Atimilan sürpriz diyen hanginiz ya? Gidiyorum ya yazmış. Abicim ya. Ege moderatörlük sende kardeşim. Buyur müsaitsindir. Sen. Evet. Tamamdır. O zaman kova geçelim artık. Geçelim. Şimdi şovdan önce duyurmuşlardı zaten. Şovu Cena vs Jason Jordan maçı açacak diye. Duyurmuşlar daha doğrusu. Ben de yeni öğrendim onu. İşte Cena ile Jordan maçı oldu. Güzel bir maçtı yani. Cena kazandı. Jason Jordan'ı yendi. Sonra mutant geldi Roman Reigns. Sonra Cena ile gene laflara giriştiler böyle. Bir çayla anca 20 dakikada yenebildin. Sen balonun tekisin. Gel beni döv bakalım falan dedi böyle. Birkaç küfür etti gene. Cena işte kavgaya cevap vermeden çekip gitti. Bura ne yapıyor? Bir dakika ya. Yok sen beyinsizsin. Yok senin alt takımlar görünmüyor falan. Neler dediler kardeşim öyle ya. Benim çok hoşuma gidiyor beyler bu feud. Ama içindeki cinsellik imgelerinden ötürü mü? Yoksa mikrofondaki çataçat savaştan ötürü mü? Bilmiyorum ya. Neyse. Şimdi zaten büyük güreşçilerin maçlarını izlerken keyif alıyor biliyoruz. Şaşırmadık. Doğru. Yalnız bir lafa girebilir miyim? Abi şimdi biz burada her zaman John Cena'yı eleştirdik. Forumda yani daha doğrusu 2012'de mesela Drake'le olan çekişmesini izleyenler hatırlar. Ya da 2011'de CM Punk ve The Miz'le olan çekişmesinde Cena mikrofonda çok acayip ezilmişti. Yani özellikle CM Punk'ın söylediklerini hatırlarsınız diye düşünüyorum 2011'de Pipe Bomb'ında. Şimdi bu çekişmede John Cena ezilen olmuyor. Dikkat ederseniz ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Yani ama sadece konuşuyor mevzusunda. Reis'i bu konuda çok destekliyorum. İlk defa adam çıktı delikanlı mert bir şekilde geliyorsan gel dedi. Destekliyorum kendisini. Çok ya ben şöyle söyleyeyim. Reis. Benim için son 2 haftanın özellikle tek güreşçisi Roman Reigns'tir. Gerçekten çok keyif alıyorum. Olabilir. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Bir dakika. Ben şunu söylemek istiyorum. Şu an ben Roman Reigns'i izlemekten gerçekten çok keyif alıyorum. Yani o mikrofonda her zaman öyle istediğimiz ya hiçbir zaman istediğimiz kıvama gelemeyecek belki ama şu anda gerçekten Cena ile olan kapışması bana çok zevk veriyor. Yani önümüzdeki hafta gelsin de böyle onu tekrar böyle biz aynı segmentte göreyim diye şu an merakla bekliyorum yani. Kardeş gerek Sina'da, yok ki mikrofonda ilerlemesine. Yeterli zaten mikrofonu. Ya hayır onu belirtmek istiyorum. Ben çok keyif alıyorum şu an Roman Reigns'i izlerken. Özellikle 2 haftadan beri. Ben de. Geçen hafta ezildiğini düşünenler falan var hala. Bu hafta ezilmedi. Üstün çıktı falan. Geçen hafta hiç ezilmedi ki Reigns. Tertemiz kendini feud'a giriş yaptı yani. Şimdi bir dakika. Reigns'in geçen hafta promoyu unutması hani acaba senaryo muydu diye düşündüm ya. Yani ama yoksa Cena durum çok güzel toparladı. Eğer öyle bir şey yoksa. Olur öyle ya. Promo unutma olur abi yani hani Ama feud itibariyle hiç ezilmedi, etmedi. Mis gibi. Tabii, geçen hafta ayrı. Bu orası hafta da mis ayrı gibi konuştu. Abi aynen, drag değil miydi filmde diyalog unutmamak için bileğine yazan adam? O şeydi, 2012'de yazmıştı ya bileğine, ben hatırlıyorum. Ya yani, öyle bir söylenti sonunda... söylenti o. Yazdı diye bir şey yok. Yok yok. O ona yazdı ya dedi. Şimdi abi, rock kaslı ya laf ettirecek. Sina yazmamış mıydı ilk? Hayır abi. Bir dakika, 2012'deki çekişmelerinde yok, 2013'te ilk Sina yazdı. İlk 2012. Ama 2012. Yazdı yani. Rock da yazdı. Sina yazdı. İlk Sina yazdı, sonra Rock bununla ilgili dalgasını geçti. Siz yanlış hatırlıyorsunuz. Onu hatırlamıyorum ama bir bilek olayı vardı. Ben net hatırlıyorum. İlk Sina yazdı, daha sonra işte kendi promolarını kendin yazıyorsun, onu da unutuyorsun tarzı. Hatta Rock bununla bayağı muhabbetinin dalgasını yaptı. Benim İngilizce biraz kötü olduğu için tam hatırlamıyorum. Aynen, YouTube'daki bunu dinleyen Güreş Türkiye halkına da buradan söz olsun, o promoyu çevirelim. Abiciğim şu sonraki şovları da şeyleri de bir çevirin de kim görevli yapıyorsa incelemeye alıyorum ben onlara. Numan'ın işi var ama. Numan'ın işi var. Oyun oynuyor ya, devam edelim. Sallıyormuş gibi oluyoruz. Bana kardeşim, zamanında Numan, dinler çok kızmıştı. Numan oyun oynayacak kardeşim. Sen ne diyorsun öyle hemen? Numan'la ben LoL'e girmişliğim var. Numan'la çok oynadım. Peki şimdi ben bir şey soracağım. Jason Jordan bu işte Finn Balor'dır böyle hani şey A klas görünen güreşçilerle maça çıkmasını nasıl değerlendiriyoruz? Bir promo geldi ya, Kurt Angle ve Sinan'ın böyle 2002'deki böyle face to face'leri çok duygulandırdı beni ama keşke Jason Jordan kazansa diyecektim, bu imkansız bir şeydi zaten. Ama Angle-Sina maçında Angle kazanmıştı yani sonuçta. Biliyorum ya, aynı şey olsun istediler zaten ama yani ben Jason Jordan'ın ring içini seviyorum ama ne bileyim dün diyorum ya, pek keyif alamadım maçtan çünkü bir ara çok bağlı ama Jason Jordan'ın ben ring içini beğeniyorum yani. Boş bir ring içi yok yani. Ama Jason Jordan bir dakika ya. Biraz daha mikrofon koyması lazım sanki ya. Jason Jordan'a kim boş ring içi var dedi birader, adam sadece ring içi olarak doğmuş zaten. Bir de mikrofon olsa. Kim diyor lan onu? Onu kim diyor? Bir dakika. Arkadaşlar lütfen yani beyniniz olmadı zaten ya. Sakin olun oğlum, sakin olun. Kimse de bir şey demedi, sakin olun. Buğra Gür. Bak kaşınıyorsun. Kardeşim ben aynı kişiye kaşınıyoruz bence ama sen bilirsin tabii. İlk defa aynı saftayız yani, sen bilirsin tabii ama. Ama şimdi bir dakika. Oğlum kim diyor? Jordan'a kim ring içi boş dedi? İsim ver. Bilmiyorum, onu Taner dedi az önce. Demet nerenle dinliyorsun ya? Taner öyle şey demez. Ki mikrofonun üstüne koyması lazım dedim. Taner öyle şey demez. Lan öyle bir şey demedim ya, sallıyor ya, bırak şunu ya. Daha Ambrose öveceğiz hadi. Ya bu da Ambrose'u takmış. Ya birader şu Ambrose konusuna hadi hızlıca gelelim de biraz Ambrose yereyim ya. Tamam hadi devam edelim. Sıradaki segment aynen. Cesarolar. Cesaro Sheamus Slater Rhino maçı. Kenarda reisi cumhurlarımız duruyor. Seth Rollins ve Dean Ambrose hazretleri. Yani Sheamus Cesaro kazanıyor. Rhino ve Slater. Çok konuşacak bir şey yok yani burada. Yani Rhino'nun... şey söylemek istiyorum. Rhino'nun hemen emekli olması lazım. Rhino'nun direkt emekli olması lazım. Yani o SmackDown'daki o Slater'la çok iyi işler çıkardı bence geçen sene. Ya bence artık emekli olması lazım. Niye abi? Adam aç mı kalsın? Para kazanmasın mı adam? Arkalarında her türlü desteği verir yani. Bir dakika ya. Bence Ambrose'la Rollins öyle farklı bir seviyede lanse ediliyor ki bize. Bu adamlar ya çok uzun süre kemer kaybetmeyip birbirine düşecek dersizlikten ya da böyle bir canlı etkinlikte sessiz sedasız kemerleri kaybedecekler. Rövanşı da haftalık şovda kazanamayacaklar. Şöyle düşünüyorum. Burada tabii WWE'nin veremediği bir karar var. Şimdi dikkat ederseniz bu şovda Ambrose'un şarkısıyla geldiler beraber ikisi. Değil mi? retaliation eşliğinde beraber geldiler. Hani burada anlamaya çalıştığım şu, WWE burada bize ne sunmaya çalışıyor? Acaba hani bunun sonunu Shield Reunion'a götürmeyecekleri bence çok belli. Zannetmiyorum. Tabii. Ama yani tam olmamış bir şeyler var. Ben çok eksiklik hissediyorum. Yani bir kararsızlık var. Yani Ambrose öyle kot pantolon atletle görüyoruz. Rollins kendi işte kıyafetleriyle olmuyor abi. Tam böyle tamam da yani artık şey. Bir hemen parantez açayım. Hem chatbox'a hem size sorayım. Sizce Rollins mi daha iyi takım yoksa Usolar mı? Usolar bence şu an. Usolar, her türlü Usolar. Bak her türlü konuşabilirim yani. Usolar tabii ki de. Usolar yani abi herhangi bir takımdan daha iyi takım şu anda yani hani. Ama bu Ambrose ve Rollins'in kötü olduğunu göstermez. Yok, Ambrose ve Rollins kötü değil ama şu an eksik olan bir şey var yani. Tam onu çözemedim. Abi illa ki, abi Usolar'ın takımlık seviyesi bambaşka seviyede lan. Herifler borç yaptılar mı birlikte yapıyorlar. Şey yapıyorlar. Hani şey hani ne denir ona? Sinerjik şekilde borç yapıyorlar. Borç yaptılar bile. Adamlar iki zorlu. Evet, Fatty Burn Usolar demiş. Moneymakers Cesaro demiş. Gene şıklarda Cesaro diye bir seçenek evet, yoktu. Code Blue Uso demiş. Argelis Ambrolins demiş. Bellas Vegas Ambrose demiş. Selçuk Rüçhan Ergüner Ambrolins demiş. Dark Knight Usos demiş. Devam ediyor. Size şunu söyleyeyim. Bence de Usolar takım olma konusunda bize ne olduğunu, neden olunacağını, nasıl olacağını anlatıyor. Ben buradan şunu çıkarmak istedim. Neden Ambrose istemedik? Çünkü Atahan'ın da dediği gibi bir şeyler eksik beyler. Bir şeyler eksik yani. Evet Ege, sen burada Ambrose savunacaksın sanırım. Dinliyoruz. Yok ben maçına saklıyorum Ambrose'u. Yani evet tam maçı yorumlar. O zaman devam edelim sıradan oraya gelince. Tamam orada benim de söyleyeceklerim var. Çok boş gömüyorsunuz çünkü Ambrose Rollins'i yani. Abi gömme değil, yanlış anlaşılmasın. Bir yok, gayet gömüyorsunuz abi. Tamam şey Rollins, maçları gelince konuşuruz hadi. Maçları gelince konuşuruz. Tamam. Maçları gelince konuşuruz. O zaman Intercontinental kemeri için maç. Geçen hafta Jeff Hardy Mehmet tamam. Dinler çok mutlu. Ayran yapıyor. Jeff Hardy izlerken boşaldım öyle. Bir dakika, Jeff Hardy işte hareketlerini falan yapıyor ama The Miz klasik muazzam hile yeteneğiyle bu sefer karısının yardımıyla maçı kazanıyor gene. Çok da hile değildi be. Yani abi Heyman yapınca hile olmuyor, Mariz yapınca mı hile oldu? Irkçısınız oğlum. Şeycisiniz, cinsiyetçisiniz oğlum siz. Ne kadınlar? Ben açıkçası kadınların menajerliğini yaptığı güreşçiye şey yapma, uyarma hakkı yok mu? Heyman yapınca oluyor. İlla göbekli olmak mı lazım? Nedir yani? Evet, ben Sivaslıyım abi. Ne işim var? Onu diyeceğim. Sivaslı adamlar kadınları ya ben şunu söyleyeceğim. Yani. Kardeş Yallas Sivas'ı o zaman Yallas da WCW'ye lan. Arkadaşlar lütfen bağırmayın lütfen. Herkes sakin olsun. Beyler, alo, sakin olun. Bağırmayın. Tamam. Bağırmayın. Sakin. Rica ediyorum bağırmayın. Şimdi maça dönelim. Söze girebilir miyim bu konuyu? Bir saniye. Şimdi şu an gerçekten chatbox'ta soruyorum. Jeff Hardy'nin Intercontinental title almasını isteyen var mı hala? Hala diyorum çünkü hani gerçekten bu kadar. Abi Elias var. Bak en kötü Elias var. Şu an bence aday olması gereken. Jason Jordan var. Jason Jordan birader Jason Jordan nerede ya? Elias var. Çıkarıyorlar ya. Lütfen bağırmayın bak. Buraya. Elias var. Jason Jordan var. Abi şu iki isim varken Jeff Hardy'nin kemeri alması gerçekten bir felakettir bence. Bunun üstüne cevabı ben verebilir miyim? Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hardy biraderlerin üstüne çok sağlam bir senaryo vardı bence. Revival ile ilgili. Hem Revival yükselteceklerdi hem de Broken karakterine doğru güzel bir yolculuk izleyecektik. Yani Absolute falan dediler abi şeyde yani. Canlı dedi. İlk geldikleri günden beri şey zaten Broken'dan alıntılar yapıyorlar. O Broken'a geçeceklerini göstermiyor. Tabii. Hayır ama bir dakika. Şimdi bu kaybetme senaryosu çok farklı işlendi bu sefer. O zaman hep kazanıyorlardı ama bence bunun üstünden küllerimizden doyuyoruz imajının verildiği bir senaryo yazılmıştı ama Scott Dawson'ın sakatlığı sonrasında hani bu tür küçük senaryolar bence düşünüyorlar. Şimdi SummerSlam'de koskoca Hardy biraderler abi. Biz 6 ay önce Burak Gür gibi konuşuyorum. 6 ay önce biz bu adamları bağıra çağıra desteklemiyor muyduk? Evet yo. Ama şimdi sen... Birader bir dakika ya, burada bu yayında bir ben bağırırım ha. Bu yayında tamam, bir ben söz keserim. Bir dakika ya. Bence ya. Bu yayında aslında bağırmak önemli bir şey değil bence. Bunu bağırmakla mı övünüyorsun yani şu an? Hayır. Güreş şomarı olmak. Bizi... Abi şomarlar şomar olmakla övünür abi. İnsanlar şomarlar burada bizi dinliyor, biz bağırıyoruz yani. Bu burada hiç iyi burada, bir şey yani. Burada hayır. Sadece bir tane Burak Gür olabilir. Şimdi evet, bir şey söyleyeceğim size. Bence Allah başka Burak Gür vermesin. Devam edelim. Devam edebilir miyim? Hadi devam et. Çocuk ölümün ne kadar abi. Konuşmaya açmış ya. 3 senedir radyoya alıp almıyorduk. Resmen onun enerji patlamasını yapıyor. Hayır abi. Biz burada broken dedik abi. Bir dakika, ben WCW incelemiş biri olarak Devin Meltzer kadar güreş şeyine hakim olan bir adamım. Doğru. Adamdır diyorsun. Abi lütfen Meltzer konuşmayalım. Lütfen. Bir şey diyeceğim. Lütfen Meltzer konuşmayalım şu an. Atağım bir şey diyeceğim. Evet. Bir WCW izlemekle övünüyorsun, iki Dave Meltzer kadar olmakla övünüyorsun. Bak ikisi de iyi şeyler değil. Onun bir arkadaşlar WWE yayını lütfen. Abi, arkadaşlar WWE yayını bir saniye lütfen. Meltzer falan konuşmayalım lütfen. Taner sonrasında açacağız değil mi bir tane WCW? Evet kardeşim ama şimdi lütfen konuşmayalım. Şimdi konuda almasın tamam, rica ederim. Tamam devam edin. Neler dedi be. Devam edelim. Evet Hardy'ler, Intercontinental. Evet hadi devam. Ata hadi. Yok abi yok ya. Yani yeter artık. Abi sırada abi Atahan konuşuyor, Buğra Gür bağırıyor. O sıradaki segmente geçelim. Biz diye hiç konuşmuyoruz lan. Birader bu Atahan ne zaman susacak artık? Ben artık gerçek manada rahatsız olmaya başladım ya. Buğra Gür. Abi sen niye Ahmet Çakar gibi konuşmaya başladın ya? Abo. Buğra Gür sus, yoksa Ankara'ya gelmemden hiç hoşnut kalmayacaksın ha. Yeter artık. Al işte hani sıcak sohbet yapacak. Neyse geç hadi diğer segmente ya. Ya birader Miz kazanmış. Mehmet konuşacak. Miz kazanmış, sen niye geçirmeye çalışıyorsun bunu ya? Sen kimsin ya? Birader bugün Miz kaybetseydi. Hayır bugün Miz kaybetseydi gerçekten bu segmenti konuşmaktan çok büyük keyif duyacaktım ama. Bak Taner Önem az önce bir şey söyledi. Dedi ki abi hala mı Jeff Hardy ya dedi. Haklı. Evet, ben de diyorum ki hala mıdır biz birader? Evet hala. Artık alın şu adamın elinden keberi getir. Hala dimiz. Nefret eden herkese inat hala dimiz. Tamam mı kardeşim? Adam bu kemerin tarihindeki en iyi şampiyon, tamam mı? Neler dedi? Peki sen haklısın birader. Al Intercontinental senin olsun. Birader biat edeceksiniz, tamam mı? Ettin mi? Ben senin şu an demeni istiyorum. Ben mizana kemer kokusuna girmeni demeni. Arkadaşlar bağırmayalım, adamlar rahatsız. Arkadaşlarımız rahatsız. Lütfen bağırmayalım. Çocuk benim konuşmama izin vermiyor. Arkadaşlar. Çocuk benim konuşmama izin vermiyor. Bir saniye bakın. Beller Club 17. Ya şu bağırmayın. Konuşabilir miyim? Bağırmayın. Bırak. Bizim bir dakika bu bağırmayın muhabbetini kim çıkardı? Bu radyo yayınları 5 senedir yapıyor. 5 senedir bağırana. Ne bu bağırma ya? Gidin abi ya. Bağırmayacak olan. Allah. Burak Gül evde gırtlak çalışıyor herhalde radyo için. Şunu söyleyeceğim. Ya şu atağını kim getirdi ya? At şunu ya. Abo Allah'ın WCW'cusu. Bak Mehmet yalnız Ravşoğullar'da ben inceliyorum. Abo hala 135 dakika. Atağım bir sus. En son ne zaman 135 dakika izledin ya? Atağım bir sus. Tamam. Abo neyse. Diyeceğim şu. Mehmet Dinler kazanan her zaman haklıdır kardeşim. Bugün de Mehmet Dinler'e biat ettik. Gerizekalısı gibi konuşma. Kazanan her zaman haklıdır. Bana sana şu sorusu kanseri gerizekalısı gibi konuşma. Biz kaybederken de Miz'in yanındaydık. Biz Dean Ambrose'la karşılaşırken de Miz'in yanındaydık. Biz o torpilli... Neyse. Ege var şimdi konuşmayacağım. Konuşamayacağım o kadar. Ege var. Atahan gidince bir sessizlik oldu. Gerçekten çocuk nasıl bir kansermiş ya. Atahan harbiden gitti mi lan? Gitti, baksana sessizliğe. Resmen huzura kavuştuk birader ya. Oğlum geri alın lan. Gitti değil de kovuldu galiba, değil mi Burak? Yapacak bir şey yok. Burada sadece bir tane Burak Gür olabilir. İkinci Burak Gür olmaya çalışanlara yeri yok. Harbiden Atahan'ı atmış ya. Ben de çocuk benim söylediğime bozuldu. Gitti sandım. Şey yapıyorum burada. Hukukçuyum ben, Buğra'ya göre dava açarım demesi. Tamam. Ege oradası devam edelim. Son 5 dakika alacağız. Son kaç dakika? Son 5 dakika geri alacakmışız Atahan'ı. Tamam. Maçı konuştunuz mu şimdi? Maç güzeldi. Bol bağırdık da çünkü maç konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Ya maçı şöyle özetleyeyim abi. Harbiden Jeff Hardy iki hareketi yapana kadar, yani iki hareketin arasında böyle, yani Miss Mary'si hamile bıraksa çocuk doğardı yani, öyle söyleyeyim yani hani. Hani çok da hani Jeff Hardy maçlarının sadece hızlandırılmış highlights'larını falan izlemek lazım yani artık. Ben çünkü çok cidden bunalmaya başladım. Umarım kısa zamanda Jericho'nun yaptığı gibi kendini revize eder. Jericho da hani ring içi performans dibe vurduktan sonra başka metotlarla toparlamıştı. Kesinlikle. Umarım Jeff Hardy de bunu deneyecektir diye umuyorum. Hani hayırlısı ama Miz güzel bir şampiyon. Umuyorum şeyde No Mercy'de Jason Jordan'la karşılaşır. Jeff Hardy feudu devam etmez. Yani bu arada... No Mercy'de de bence bir Jeff Hardy Miz maçı olabilir mi sizce? Bana öyle geliyor. Belki Matt Hardy vs. Miz maçı olabilir. Bana Matt Hardy sanki 2 ay sonra ayrılacakmış gibi geliyor birader ya. Bana da WWE'de hiç şey gelmiyor. Hani böyle... hala 2009-2010 civarıymış gibi hissettiriyor ama şey yani arka alan röportajlarında falan Jeff'ten çok hala o konuşuyor, Jeff maça çıkacakken bile. Hani o yüzden hani Jeff Matt Hardy'den de ümitli olduğunu hani WWE'nin yapıyorum hani, düşünüyorum ben. Yani denenirse Jeff Hardy maçı denenmez, Matt Hardy maçı denenir bu sefer pay-per-view'da diyorum ama umarım ikisi de olmaz yani. Biz gerçekten bu kadar kötü rakipleri hak etmiyor. Neler dedi ya. Hadi devam edebiliriz. Arka alan segmenti Nia Jax ve Emma. İşte olay şu duyurulan maç şu zaten oldu. Eğer Alexa Bliss ve Sasha Banks kazansaydı, kazanamadı gerçi zaten. Maç birebir kalacaktı. Nia Jax ve Emma kazanınca Fatal 4-Way çevirdi. Dörtlü maç diyecektim yani bir anda. Dörtlü maç işte. Yani. Japon kale hesabı diyecektim, olmayacak. Emma'nın karakteri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gittikçe artık mizahşörlüğe evrildi arka alanda. Değil mi? Ben Raw konusunda da yazmıştım onu. Farklı bir gökkuşağı rengi gibi Emma. Yani Bayley, Sasha Banks, Alexa Bliss ya da onların gerisindeki işte Mickey James, Dana Brooke tayfası vesaire hep aynı şeyin temsilcisiyken Emma farklı bir renk ya. Ben izlemekten ve promolarını... Ciddiyeti bozuyor değil mi? Evet aynen öyle. Ciddiyeti bozuyor. Şu an mesela 3 tane aranızda ciddi güreş yorumcusu arasındaki ben gibi. Güzel. Ben izlemekten ve dinlemekten, ekran karşısında olmaktan keyif duyuyorum. Ben de seviyorum Emma'yı. Diyorsun o zaman. Geçelim. Ben de Emma'yı seyretmekten hoşlanıyorum ya. Ama devamını artık maçta konuşuruz. Cruiserweight konuşmak isteyeniniz var mı? Yo, Taner gitti mi, gelecek mi? Yok, ben buradayım da Cedric Alexander'ın ben ana kadroya gelmesini istiyorum ya. Ya bunu söylemek isterim sadece. Ben Cruiserweight'in birçok kişinin ana kadroya gelmesini istiyorum. Ben araya ya benim şu an evet Daivari da iyi de yani Cedric Alexander ya çok üstünde duruyor Cruiserweight'in. Yani ana kadro ona çok yakışır diye düşünüyorum. Aslında Shelton Benjamin'in takım olsaydı iyi olurlar daha. Şöyle bir şu an düşündüm de. Ya mesela Tony Nees'in Finn Balor'dan bir eksiği var mı? Bence yok birader. Çok iyi güreşçiler içeriyor. Abi şeyler falan hani Jack Gallagher, hani Gentleman falan. Brian Kendrick. Abi ya, ana kadroda hani hiç sırıtmayacak adamlar var içlerinde. 7-8 tane var hiç değilse yani. Ki başlarında bence Neville geliyor zaten hani. Kemer sahibi diye konuşmuyoruz ama yani şu adamın şu karakterle WWE mid carder olmaması çok büyük eksiklik bence. Doğru. Gür sana söylediğim kişiyi alır mısın? Bende yetki yok. Hani sana tamam, okey. Şimdi devam edelim arkadaşlar. O zaman şeye mi geçelim? Sıradaki segmente mi geçelim? Enzo Amore hakkında bir şey diyecek misiniz gene? Lütfen demeyelim. Bence de demeyelim. Yani Enzo'nun ipini çekmişler gibi duruyor açıkçası. Sanki orada Enzo'yu bitirip kovacaklar gibi bir izlenim veriyor bana ya. Alo. Aries gibi mi olacak diyorsun? Hoş geldin, sesin geliyor. Oo, Troll Reis hoş geldin. Ne? Kovacaklar gibi. Abi geliyor mu sesin? Geliyor geliyor. Kim bu ya? Televizyonun sesini kız. Kıstım şu an, tamam. Moneymakers. Kardeşim sürpriz konuk. Abi konuk bir saniye, şu an herkese bir dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum kerkeniz için. Hayır, o zaman devam edelim. Hadi devam edelim hadi. Valor Ring'de devam edelim. Kerkeniz adamdır diyorsun yani, tamam. Finn Balor o zaman segmentine geçelim. Bray Wyatt'la işte gene klasik yüzleşme diyeyim, yani promosal yüzleşme gerçekleştirdiler. No Mercy'de maça çıkacaklar. Çok abartmaya gerek yok bu segmenti. Uzun uzadıya anlatmaya. Bence yani ufaktan bir konuşmak da lazım ama yani hani. Tamam o zaman. Ben artık bir şey söyleyeceğim. Anlattın değil mi şu anla herhalde? Kaçırdım ben. Bitir istiyorsan sen söyleyeceklerini. Yok, ben segmenti işte genel anlattım. Size saldım sözü. He. Ya ben Demon King diyorsunuz yani, gelse feud şekillenir. Ben artık ondan da umudumu kestim şu an ya. Ne bileyim. Pek ya şu an gelse herhalde pek bize bir şey vaat etmez diye düşünüyorum. Çünkü o kadar çok baydılar ki onun üstüne Demon King ne kadar inandırıcı olur, ne kadar bizi tatmin eder bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ben çok sıkıldım gerçekten. Demon King bile hiç ifade etmez gibi duruyor şu an bana yani. Bilmiyorum, ben de aynı fikirde misiniz ama. Demon King'in ben açıkçası uzun bir galibiyet serisi yapıp kendinden söz ettirecek bir karaktere dönüşeceğini düşünüyorum. Ben de bu feud'u Demon King'in kurtaracağını değil, Bray Wyatt'ın kurtarabileceğini düşünüyorum. Bence abi, Demon King'le promo kesmeli Finn Balor. Bir anlamı olmalı. Bray Wyatt Allah kitap ama yaparken, Demon King hiçbir zaman promo kesen biri olarak şey olmadı. Peki şöyle bir şey var. Sen dedin ya şimdi hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. O zaman bu feud'u yapmaların amacı ne abi? Mesela Demon King'de gör. Abi Demon King NXT'de etkileyici bir karakter miydi seyirci için? Evet abi. Evet. Tamam, hiç konuştu mu? Konuşmadı. Abi hani doğru ama işlendi. NXT'de kim konuştu ya? Bu nasıl bir abi bir dur gözünü seveyim. Bir dur ya. Abi Finn Balor NXT'de sürekli konuşuyordu. Demon King'e döndüğü zaman konuşmuyordu. O NXT'de tamam, şu anda NXT'de ama sürekli konuşarak geçiyor. Maçla geçmiyor ki. Peki sen şu an bundan keyif alıyor musun? Bu aralarındaki şeyden, Feyit'tan. Nasıl bir çekiciliği var mesela? Ben hiçbir çekici bilmiyorum. Bu alamıyorum mesela. SummerSlam'dan önceki kadar keyif almıyorum ama bugünkü promo abi bir şeyleri gösterdi. Finn Balor'ın promosunu dikkatli dinlediniz mi abi? Muhtemelen dinlemediniz. Adam dedi ki ya ben hani Bray Wyatt'ı yensem de tuş etsem de ne yaparsam yapayım herif bir şekilde geri dönüyor. Bir dahaki sefere dönmesine izin vermeyeceğim dedi. Neyi gösteriyor size abi? Ne yapabilir mesela? Ne? Abi benim aklıma geldi. Brutal Alive maçı geldi yani. Ya maybe one day. Bak bana abi biliyorsam öyle bir şey yapmaz yani. Abi öyle benim şey gözümde yapacağız. Bunu canlandırdı. Ben maç türü geleceğine doğru. Ya bir dur. Ben maç türü geleceğine inandım yani bununla birlikte. Ki yani Bray Wyatt'la karşılıklı abi bugünkü promoları çok keyifliydi bence. Yani ciddi anlamda ben çok keyif aldım ikisinin karşılıklı promo kesmesinden bugün. Hani ve Balor bu sefer abi işte yeneceğim ezeceğimle falan filan gelmedi abi. Hani anlattı. Şimdiye kadar böyle oldu. Bundan sonra böyle olmasını planlıyorum diye anlattı. Herif ilk defa mantıklı konuştu yani bence. Hani gazla değil mantıklı bir güreşçi gibi konuştu. Yani abi bunlar kıymetli şeyler. Ama detaylı dinlemek gerekiyor. Öf gene mi promo kesecek bunlar yağıyla? Olmuyor abi hani. Ön yargıyla olmuyor. Bari sen yapma. Ya ön yargı değil. Mesela bak Cena ile Reigns'in ne kadar ilgi çektiğini görüyorsun şu anda 2 haftadır. Abi, ama ben Cena ile Reigns çünkü çok beklenen bir feud'tu abi. Tamam, Balor'la şey mesela beklenen bir feud değil miydi? Tamam da ikinci ayı gerçekleşiyor abi ve feud'un sıçtığı bir nokta oldu abi. Şimdi oradan toparlamaya abi, çalışıyorlar. Hiçbir zaman keyif alamadılar ki. Nasıl sıçsınlar yani? Abi, bence kendileri de keyif almıyorlar ya. Abi yapmayın gözünü seveyim ya. SummerSlam'dan önceki Raw'a kadar abi bu feud gayet güzel işleniyordu. Gayet güzel işleniyordu. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ben hiçbir zaman bak. İyi işlenmiş olabilir ama hiçbir zaman beklediğimi alamadım. Ya hiçbir zaman beklediğimi alamadım yani. İkisinden de. Forumda başarılı olan hiçbir güreşçinin fanını bulamazsın. O yüzden çok da şey yapma. Neler dedi ya. Kardeşim bugün Mehmet Dinler ateş ediyorsun ha. Bugün çok sevdim seni. Ben de seni çok seviyorum canım benim. Canım benim. Evet Egeciğim. Hadi hızlandıralım. Milli maç başlıyormuş. Ne maçı? Adamların maçı mı? Basket maçı. Adamların maçı tabii ki. Ama basket maçı. Tamam zaten. Ben diğer anlamını kastetmiştim. O zaman şeye geçelim. Kadınlar maçına geçelim. Alexa Bliss ve Sasha Banks, Nia Jax ve Emma'ya karşı. Maç güzeldi. En önemli anı muhtemelen şeydi. Nia'nın heyecandan, Alexa'nın korkudan bağırınması. Alexa'nın bir iki fiske vurmaya çalışması böyle. Etkisiz. Abi ondan çok güzel maçtı ya. Önce oradan bir başlayalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Alexa'yla Sasha'nın çok güzel bir ikili olması abi. Öyle abi. Bu ikisi var ya o kadar zaten gimlik açısından ve güreş tarzı açısından uyumlu güreşler ki. Tamam, ben hep söylüyorum abi. Bak bu ikisi AJ Lee'nin WWE'deki mirasçıları abi ikisi. O kadar da güzel uydu ki yani. İyi lafı geçmişken yani. AJ dön bebeğim neyse. Abi çok iyi ikili ve yok yani hani abi maç çok keyifliydi ya. Abi doğru. Alexa'nın çığlığı hadi. Abi çok iyi ya. Neyse. Biri konuşmak isteyen var. Biri heyecandan bağırındı resmen. Komediydi yani. Naya kızgınlıkla. Yeter olan artık. Ne yapıyorsun sen diye. Alexa da böyle iki fiske vurmaya çalışıyor ya. Orası komik böyle. Ya. Abi hani Alexa, Naya ve Feodun'un birebir gitmeyeceği çok belliydi yani. Hani geçen hafta da bunu söylemiştim ben. Main Event'taki maçı değerlendirirken. Hani öyle de oldu. Ama yani ben Emma'nın gelişini hiç beklemiyordum. Yani hani o segmentle Emma'nın buna dahil olacağını hiç beklemiyordum ama abi en azından oldu. Çok mutluyum o yüzden. Önümüzdeki bir 2 yıl falan hani Emma eziliyorcuları dinlemeyeceğiz. Ben o yüzden çok keyifliyim şu anda. Emma'nın muhabbeti Zack Ryder döner mi acaba ya? Yani bilmiyorum. Ya Emma çünkü hatırlarsanız sonra bir ara Zack Ryder boş yere Triple H'den pedigree yemişti yani. Orada demiştin ki Triple H sen nasıl bir adamsın ya demiştin. Nasıl gömmüştü ama adamı. Doğru. Triple H'in federasyonun her yükselen yıldızına kendi tahtını kaptıracağı korkusuyla. Ya dinler de bence benimle aynı fikirdir. Yani Zack Ryder o an yaptığı pedigrenin ne anlamı vardı? Zack Ryder'a tahtını kaptıracağından mı korkmuş Triple H? Onu demiyorum. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Şimdi bir dakikalık bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Triple H'in o yaptığı pedigrenin ne anlamı vardı Zack Ryder'a? Ne zaman abi hatırlamıyorum. 2011 miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 2011'de yapmadım öyle bir şey. Tam selfie çekiyorlardı hatta. İşte hiç hatırlamıyorum. Fotoğraf olabilir. Neyse devam edelim. O kadar hatırlamıyorum ki inanamazsın yani. Ben sana yayından sonra söylerim. Tamam. Konuşacak bir şey kaldı mı beyler? Kemeri kim kazanır No Mercy'de? Ne diyorsunuz? Aynen dörtlü maç var. Dörtlü maçı da söyle de chatbox'ta bilmeyenler falan varsa. Bilmeyen yoktur ama söyleyeyim genelde. Alexa, Sasha Banks, Nia Jax ve Emma dördü. Nia Jax kazanır diye bekliyorum. Hı. Bence de Nia Jax kazanır. Bence Sasha. Yok ben Emma'yı favori görüyorum şu anda. Emma. Yok ya ben. Abi Alexa. Net olarak abi şeyden DDT'den sonra ya da şeyden Samoan Drop'tan sonra abi gelip tuşu bulacak yani. Bugünkü gibi bir şey olacak ya hani. O zaman hızlı devam edelim. Edelim. O zaman şeye geçelim. En son Ambrose segmentini konuşuruz. Arka alana geçelim. Hı hı. Niye en son Ambrose konuşuyoruz ya? Ne bileyim, değişiklik olsun dedim bu sefer de. Ya bırak konuşalım. Main event'ta konuşacak daha önemli şeylerimiz var Ambrose'dan yani. O zaman arka alana önce geçip sonra Ambrose'a gelelim. Cedric Alexander, Enzo Amore ve Grand Metalik arka alanda. İşte bu üçü, bir de Tony Nese ve Brian Kendrick arasında number one contender maçı olacak. Bugün şeyde 205 Live'da kazanan Norman Reed'e Neville'a karşı. Bu haberde Neville duyuruyor. Buna ne diyorsunuz beyler kısacası? Güzel oldu bence yani. Güzel maç olur. Da işte Enzo kazanacağı için sıkıntı. Enzo kazanmayacak olsaydı iyiydi yani. Ama şey yani Enzo'yu da hakikaten hani direkt feud'a, direkt kemer maçına atmaktansa şey hani işte hani 4 kişiyi yendi. İddialı şey yapmak için biraz. İnşallah bir kemer almaz. Kemer alamaz. O geç. O yalan o. Neville'dan kemer anca şey alacak yani. Rey Mysterio falan gelirse alabilecek gibi duruyor. Cedric hiç karşısına bile bir gelmedi. Ya şu anda abi Enzo çok hype'lı geliyor. Enzo'nun kaybetme ihtimali var mı yani hani? O da doğru. Maç ciddi Enzo kazansın gibi diye yapılmış gibi duruyor yani. Enzo'yu kim güreşçi yaptı demiş San Erapono. William Regal. Devam edelim. O zaman Alfa Adamların segmentine geçiyoruz. Şimdi, pardon, Alfa Adam'ın. Seth Rollins'i Alfa'dan saymıyorum. Dean Ambrose ve Seth Rollins The Club'a karşı. Yani maçı Dean Ambrose götürüyor güzelce. Güzel maçlarından birini çıkartıyor. Çok çok güzel dayak yiyor. Vallahi inanılmaz güzel dayak yedi. Ondan sonra maçı detaylı anlatmayayım şimdi, izleyicilerimiz sıkılmasın, dinleyicilerimiz. Cesaro öyle şeyimiz geliyor maç sonunda. Rollins Anderson'ı itiyor. Dean Ambrose takıma maçı kazandırıyor. Ondan sonra Club'da Sheamus'la Cesaro'yu ring dışına atıyor ama Sheamus'la Cesaro ringe geri dönüyor. Bunlara jabber muamelesi çekip dışarı uçuruyor. Club'a diyor ki artık siz gidin birinin arkasına yerleşin. Balor mudur, AJ Styles mıdır, her neyse. Segment böyle yani. Dean Ambrose ve Seth Rollins gövde gösterisi yapıyor. Yani Club, boş adamlar. Club'ı konuşmak lazım bence ya. Club konuşulması lazım bence. İki Club'ın takımdan daha. Nesi var abi Club'ın konuşulacak? Boş takım an, işte. Yani onu demek istiyorum. Ne hale düştüler ya bence. Yani bilmiyorum. Ya, Karl Anderson böyle miydi abi? Ya da Styles'ın arkasında. Abi gelecekleri ne olur onların? Club'ın geleceği ne olur? AJPW izleyenler bilir. Karl Anderson çok ya zevk veren bir güreşçi normalde ya. Bunun teknik kariyer açısından falan söylemiyorum. Gerçekten de Karl Anderson izlemek büyük bir keyif de. Yani Club bilmiyorum ya. Dağılsınlar abi, gitsinler bence buradan. Olmuyor abi, burada yani. Abi hani ne bileyim ya, yancı olmaları için WWE'ye gelmiş bir takımdan çok fazla şey bekliyorsunuz yani. Aynen öyle. Hani Bullet Club diye bir şey olmasaydı yani şey Club ikilisi WWE'ye çağrılır mıydı bir gün? Ya şimdi ben sadece Bellator'un yanına şey olsunlar diye mi çağırırlar yani bunu? Abi sadece şey AJ'in yanına işte Roman Reigns feuduna gelsinler diye çağrıldı bu adamlar. Ben yanlış mı biliyorum? NXT görmeden geldiler lan. Hani NXT görmeden gelen bir AJ Styles var, bir de onlar var. Hani abi yani yapmayın, gözünüzü seveyim. Hani bu adamlar o kadar kaliteli bir takım değiller. Değiller. Luke Gallows içeren takım zaten ne kadar kaliteli olabilir abi? Ben en çok Karl Anderson'a üzülüyorum ya. Onun hani bilmiyorum. Abi herif parasını alıyor yani, bence sıkıntı yok. Ya Gallows zaten eşantiyon adamdı. Karl Anderson hak ediyor daha iyi yerlere ama Club'da zaten bir yere nereye gelecek abi? Adamlar AJ Styles'a yancısı olarak geldi. Muhtemelen de öyle kalacaklar. İyi bir rol bulamazlarsa. Ki bulamazlar bu saatten sonra. Hani Big Cass'in yanına geldiler. Hani ne olacaktı acaba Big Cass'in yanında onlar? Çok saçma ya. Umarım en kısa zamanda. Ya bahar temizliğin... Bahar da kalmadı gerçi de. Sonbahar. Kış temizliği. Hani abi şey... Hani Aries gibi hani şey hani böyle... yeter ulan artık deyip ayrılmak isteseler bari diye düşünüyorum ama çok da niyetleri varmış gibi görünmüyor yani. Beleş para alıyorlar. Çok bence gayet iyi. Yani paraları da her yerde kazanırlar da. Evet. Geçiyor muyuz main event'e? Geçelim o zaman. Braun Strowman'ın şovunu izledik main event'te. Böyle bir özet geçerek başlayayım olaya. Big Show'la Steel Cage maçı çıktı. Geçen maça çıktıklarında ringi çökertmişti bu arkadaşlar. Şimdi daha güzelini yaptılar belki de. Kişiden kişiye değişir. Strowman Big Show'u dövdü, güzelce parçaladı. Running Power Slam yaptı, tuşuna etti. Steel Cage'i yan tarafına geçirdi. Big Show'u ring dışına attı. Maç çok güzeldi. Sonra da Lesnar'ın... Son zamanlarda... Bir dakika beyler. Pardon. Sonra da Lesnar'a promo kesti. Senin geleceğin de bu dedi. Ondan sonra zaten malum son geldi yani. Big Show'u ezdi geçti. Muazzam bir maçtaki bence. Gür burada olsaydı çok ısınırdı yani. Ya haftalık şovlarda izlediğim en güzel maçlardan, en sert maçlardan yani Strowman hakkında çok şey konuşulmalı lazım bence. Yani Strowman bizim öldüğümüz kadar basit bir adam değil, çok daha fazlası şu anda bence yani. Strowman iyi işte ya. İşte kolunu sakatlamış herhalde. Öyle bir şeyler bilmiyorum. Diyorlardı. Big Show kendi kolunu mu? Big Show'un kolunu sakatlamış. Olabilir. Çok sorun değil. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak ben normalde Big Show'u sevmem ama yani bu şovda gerçekten Big Show'a saygı duydum. Çünkü o istekli hali falan, o geldiği sıra ringe istekli hali falan, ne bileyim, en azından saygı duydum ya ona bugün. Aynen ya son 1-2 aydır hani ringe her çıktığında zaten son 1-2 yılı unutturuyor bana yani hani. Aynen saygı duymaya başladım Big Show'a yani. Hani tamam hani emekli olsa bıraksa ben gene sevinirim çünkü artık ne katacak Big Show ama hani yani en azından böyle bu maçı Strowman'ın kazanamayacağını düşünen var mıydı hani? Yoktu. Yok ama gene de genç güreşçiye yardım etti işte. O momentum ezdirmezlerdi. Ama Big Show iyi iş çıkardı yani, gerçekten dinlerle aynı fikirdeyiz galiba. Ya Big Show gerçekten saygı duymayı hak ediyor şu anda. Ve tabii kariyerine saygımız sonsuz ama. Maçın bookingi gerçekten çok keyifliydi ya hani işte. 3 kere hani patates etmesi, sonra Big Show'un bir anda KO punch'ta çıkması falan. Hani böyle bu kadar sert başlayan maçlar çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden çok sevdim yani hani maçı. Ya Braun Strowman da gerçekten WWE tarihinin en iyi devi olacak bu. Yani iyi booklanırsa. Hani çünkü ciddi anlamda şey yani hiçbir devin yapamayacağı şeyleri yapıyor. Çıkamayacağı kadar tempolu çıkıyor. Hani yani çok iyi maçlar çıkarıyor ya. Bir şey soracağım şimdi. Strowman'a hala aynen ben de bir şey soracağım. Strowman'a hala ön yargıyla bakan var mı acaba? Strowman'a ön yargıyla bakan var mı hala? Onu demek istedim de hani gerçekten hani şu anki performansını bile beğenmeyen var mı acaba yani? Lesnar fanboyları dışında Strowman'ın kemer almasını istemeyen var mı? Asıl soru bu. Ya rakibi Lesnar olmasaydı ben istemezdim. Ben abi biraz daha aşağıdan başlaması taraftarıyım yani. Hani paso main event potası benim hoşuma giden bir şey değil. Ben o yüzden istemezdim. Yok ben ama Lesnar maçı olarak diyorum olaya. Lesnar maçı. Lesnar'dan zaten kemer lazım. Lesnar'a Enzo Amore da kemer alabilir yani. Benim için sıkıntı yok. Ama umudumuz var mı beyler? Benim şahsen yok. Benim de yok. Benim de yok valla. Lesnar yani. Bilmiyorum nasıl alacak ondan kemer ama. O zaman puanımızı verelim şova. Şov güzeldi ya, ben beğendim. Yani 4.5 çalıştım. Aynen. Şov güzeldi abi. Gerçekleri konuşalım. Şov gerçekten çok güzeldi. Ya 3.75'ten 4 çalışır yani bana da. Benden de bir 4 çıkar. Ben çok öngörü yapmak istiyorum şu anda. Hemen kısaca. Abi SmackDown'da çok rahat tokatlayacağı bir hafta oldu yani. Çok rahat tokatlayacak SmackDown'u yani. SmackDown tokatlamaması için çok özel şeylerin olması lazım. Yakın zamanda Bobby Roode'un main event olması lazım tokatlamaması için. çok o geçiş sürecini hızlı atlatmaları lazım diyeceğim de nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bu arada şöyle bir duyuru geçelim. Yarın muhtemelen SmackDown leş olacaktı. Leş olursa yani konuşacak bir şey olmazsa Mayan Klasik'e de değiniriz şöyle. İstersiniz değil mi beyler sizde? İsteriz. Ben de ikinci bölüm, son bölümü izlemediğim için zaten bugün hiç konuşalım demedim ama yarın konuşalım zaten ya hani. Ya çünkü yarın muhtemelen hiçbir şey olmayacak böyle izleyebileceğimiz. Goy goy yapacağımıza Mayan Klasik konuşalım. Konuşuruz. Öyle yapalım o zaman. Tamam. Buğra göre almayalım o zaman. Büyük Piper Niven'e ver o da ne bileyim. O da büyük güreşçileri seviyor. Ya neyse hadi. Bu Buğra Gür gelmesin biz hallederiz. Hadi abi kapatalım yayını. Tamam o zaman bugünlük bu kadar. Hoşça kalın görüşürüz diyorum. Bye bye.